Bu vücut incelecek. Yanıyorum. Bu gerçekten beni öldürüyor. Sana güveniyorum Merve. Güvenmiyorum ama güvenmek istiyorum. İnsanüstü bir şey. Birkaç hareket yaptıktan sonra bayılıyordum. Artık o kadar değil. Açım. 6 santim incelmişim arkadaşlar. 6 santim. Herkese yeniden merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir video paylaşıyorum. Benim için gerçekten başlaması ve bitirmesi inanılmaz zor. Clothing Challenge diye bir akım gördüm TikTok'ta. İnanılmaz fazla insan videolarını izleyerek spor yapmaya başladı ve öncesi sonrası hallerini paylaşarak nasıl bir süreçten geçtiklerini gösteriyorlardı. Dedim ki bunu ben de deneyebilirim. Bahsetmek gerekirse şöyle ufacık tiroid hastasıyım. O yüzden ne içsem ne yesem ben de kilo yapmaya çok müsait. Zaten dışarıdan tiroid hormonu alıyorum. İlaç kullanıyorum. Ayrıca alerjik astım bronşit hastasıyım. Kalp ritmimi değiştiren, nefesimi tıkayan herhangi bir spor hiçbir zaman yapamadım. Daha çok böyle yürüyüş falan yapıyordum. Ara sıra yüzüyorum falan. Her zaman yüzemediğim için dedim ki ben artık bir spora başlayayım. Neden yapmayayım? Hayatımda ilk kez düzenli bir şeyler yapmaya adım attım. Çok güzel spor içerikleri üretiyor. Herkesin isteğine göre aslında onun kanalında bir şeyler bulabilirsiniz. Kol, bacak, karın kası, full body. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Ama bir de ayrıca kendi sitesi var ve sitesinde muhteşem programlar var. Sitesinin linkini vesaire her şeyi aşağıda açıklama olarak ucuna bırakacağım. Kesinlikle bence inceleyin. Burada gördüğünüz mesela en son 21 günlük bir fit challenge başlatmış. 20 ile 50 dakika arasında workoutlar olduğunu söylüyor ve bunun 21 gün boyunca devam edeceğinden bahsediyor. Ve altında anahtar kelimeler var. Full body resistance. Aslında bütün her şey programın başında size söylüyor. Kaç dakika sürecek, kaç gün sürecek vesaire bütün bilgileri veriyor. Bulabileceğiniz o kadar fazla programım var ki size anlatamam. Benim yaptığım 25 günlük olan slim tie challenge zorlu bir süreçti. Çünkü programları gerçekten ağır. Sitesinde alta indiğiniz zaman sıkça sorulan sorular gibi bir bölüm var. Elinizden gelenin en iyisini yapın, zamanla vücudunuz alışacaktır. Ki nitekim öyle oldu. Bazı şeylere 25 günün sonunda bile alışamamış olsam da, hala zorlanıyor olsam da ilk baştaki kadar yüksek derecede değildi. Vücudunuzdaki değişimleri gün gün fark ettiğiniz zaman daha böyle bir yükseliyorsunuz ve daha çok yapma isteği geliyor. Terden bir su olacaksınız. Her yeriniz ağrıyacak. Ama bundan böyle manyakça bir şekilde zevk alacaksınız. Yani en azından bende öyle oldu. O kadar çabalamışım ağrı bir zahmet. Varlığını istediğim orada o kısım. Program içerisinde haftada bir gün off gününüz var. Bazı günlerde mesela optional, isteğe göre videolar oluyor. Devam edebilirsin ya da etmemek senin tercihin. Hangi programı yapmak istediğinizi tıkladığınızda direkt zaten videolar gün gün önünüze düşüyor ve her videoya tıkladığınızda sizi YouTube'a yönlendiriyor. Genelde cool down stretch, yani bu esneme hareketleri optional olarak eklenir. Yapmanızı tavsiye ediyor o sıkça sorulan sorularda. Boş vaktim oldu, kendimi iyi hissetmek istediğim her anda yaptığımı söyleyebilirim. Bazı günler 2 video, bazı günler 1 video, bazı günler cooldown stretch ile beraber 4'er video var. Gerçekten sıkı bir program. Yabancı sporcu youtuberlarda izlediğimde onlar bile bu programın gerçekten zorlu olduğunu söylüyorlar. Çünkü kendimden böyle müthiş şeyler beklemiyorum. Olmadığı noktada çok fazla zorlama kafasında değildim. Elimden gelenin en iyisini yapayım ki dediğim gibi vücudunuz yavaş yavaş ısındığı için sonraki günlerde artık size bazı şeyler daha kolay gelmeye başlıyor. Videonun devamında en başa döneceğiz ve spordan önceki vücut ölçülerimi alacağız. Sonrasında gün gün çektim arkadaşlar. Öyleyse sizi çok tutmayayım ve hadi spor serüvenime başlayalım. Evet, şu an beden ölçülerime bakacağız. Elimde mezure yok arkadaşlar. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Kulaklığımla ölçüp metreyle üzerine koyup kaç santim olduğunu bulacağım. Evet, bel buradan ölçülüyormuş tam olarak. Şu şekilde aldım. Gördüğünüz gibi fazlalıklarım var. 80'lere de çıkmayayım bence. Çıkayım mı ya da? Metreyi koydum. 76. Şöyle göstereyim size de. 76. Defterimin arkasına not alıyorum. Burası birazcık fazla. Birazcık 80'in üstüne çıkıyoruz. Tam tamına arkadaşlar 101. Şimdi göğüs ölçeceğim. Üzerimdekiyle yine ölçüyorum. Çünkü en son günde yine aynı şeyleri giyip ölçeceğim. Tam tamına 84,5. İç bacak da ölçeceğim ben arkadaşlar. Erisin gitsin, yok olsun istiyorum hatta. Ne olur 60 falan çıkma, ne olur. Gerçekten yıkılırım yani 60 çıkarsa. Evet, 58 çıktı. Sinirlenmiyorum. Kola da bakalım. Hani belki bir şey fark eder. 27,5. Bakalım 25 günün sonunda neler olacak. Açıkçası beslenmeme birazcık dikkat ediyorum. Tamamen bir diyetteyim diyemem ama abur cubur tüketimim böyle çok çok minimumda. Evet, şimdi Chloe Ting'in videosuna başlayalım. İlkin günahı olmaz. Muhtemelen birazcık tökezleyeceğim. Ben şu andan titremeye başladım. Yanıyorum. Evet.
Chloe sen netsin ya. Yan, içe. Yan, içe. Ay öleceğim. Ben bunu hayatta yapamam. Çok ayıyor arkadaşlar ya. Benim halıyı kaldırmam lazım. Opsiyonel olarak eklenen bir part daha var. Vücudu birazcık daha dinlendirebilmek adına. Onu yapacağım ve bugün de bitireceğim. Çocukken de yapıyordum bunu. Ayağım yere değmiyor ki. Ya onu da değmiyor sana. Öldüm. Ama bitirdim. Tek istediğim duşa girmek. Evet çok zordu. İkinci part özellikle çok zordu ama bu esneme hareketlerini kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten şu an çok iyi geldi. Öyle. Bakalım yarın neler olacak. Bu vücut incelecek dedi ve yapmadı. Bugün ikinci gündeyiz. Hiç lafı uzatmıyorum. Vücuduma selülit kremlerinden sürdüm ve başlıyorum. İlk partımız bitti. 10 dakikalık kısa bir parttı. Kolaydı aslında. Hani kolay dediğime bakmayın. Canım çıktı yine ama. Bundan sonraki part... Punch up a little in this video. İmkanı yok. İmkanı yok. Bu insanüstü bir şey. Yani çok kötüyüm. Hemen duşa gidiyorum. Şu an gerçekten çok kötüyüm. Ben vücudumdan da anlarsınız. Duşa giriyorum. Bu arada 4. günümdeyim. Şu an fan çalışıyor, kusura bakmayın. Vücudumda artık zannediyorum ki alışmaya başladı. Ve evet şu an saat 3. Bu spor yapılacak arkadaş. Size ve kendime bir söz verdim. Bunu tutacağım. Gün içinde müsait olamadım. Şimdi yaptım. Yarın yani üzerinden 24 saat geçmeden diğer sporu yapmış olacağım. Ama atlamamak istiyorum. Çünkü atlarsam kendimi biliyorum. Bir daha... Evet, bugün 6. gündeyiz. Saat şu an yine çok geç bu arada. 1:16. Gündüzleri inanılmaz sıcak oluyor ve bu beni olumsuz etkiliyor. Akşamları yapmaya başladım. Şu an vücudumun birazcık daha böyle güçlendiğini hissediyorum. Her şeyden öte ilk günlerde yapamadığım hareketleri şu anda yapabiliyorum artık. Bir de üstüne daha kuvvetli yapabiliyorum. İlk başlarda böyle şeklinizi kaybedip eğer yapmıyor bırakıyorsanız yapmayın bunu. Yarın tatil günümüz ama ben yarın da es geçmemeyi planlıyorum. Bu iş olacak arkadaşlar. Bu göbek eriyecek. Bu bacaklar incelecek. Sana güveniyorum Merve. Güvenmiyorum ama güvenmek istiyorum. Bugün 8. gündeyiz. Dün off günümdü. Ama off günüm olmasına rağmen ben bol bol yürüyüş yaptım. Enerjim çok yerinde. Bunun yanında birazcık da inceldiğimi hissetmeye başladım. Kendime ölçmüyorum ama kıyafetlerimden hissediyorum. Mezura aldım bu arada. Artık bir mezurem var. Bugün yorucu bir gün olacak. Dün off gününün acısını çıkaracağız galiba. Başlayalım. Daha ilk egzersiz. Sporcu atletimle aynı tondayım. Gerçekten bu haldeyim. Terden öldüm. Bazı hareketleri yarım yamalak yapıyorum. Vücudum kaldıramıyor. Özellikle Loose Lover Belly Fat. Bu gerçekten beni öldürüyor. Hiç iyi değilim. Tek istediğim şey birazcık uzanmak. Böylelikle 8. günde bitirmiş olduk. Kaldı 17 gün. Bugün 9. gün. Saatler 19.08'i gösteriyor. Bugün benim için birazcık tembel bir gündü. Annem yarın kolonoskopi ile endoskopi olacak. O yüzden sıvı diyetinde şu an. Ben de ona eşlik etmek amacıyla sadece gün içinde su içtim. Enerjim birazcık düşük. Birkaç kere uyukladım. Bütün gün yataktaydım. Spor için kalktım. Zannediyorum ki 1-2 saat içerisinde de çok minik belki yulaf...
yulaf lapası yapıp yiyebilirim. Ama şimdi sporuma devam ediyorum. Tabii ki aksatmıyorum. Güzel bir haberim var. Üzerimdeki sporcu atleti bana olmuyordu arkadaşlar. Evet, oradan yastığım görünüyor. Çünkü yatağım hala açık. Çok severek almıştım ama olmamıştı. Bedeni small. H&M sporcu atletlerinde small oluyor. Ama bu olmadı. Ve artık oluyor. Gerçekten aşırı ümitlendirici. 9 günde bunun içerisine girdiysem eğer, geri kalan 2 haftayı çok verimli bir şekilde devam ettireceğim. Hiç sporumu aksatmıyorum. Bir gün bile yapmadan geçmiyorum. Çok mutluyum. Her ne kadar şu an tipimden bu belli olmasa da gerçekten çok mutluyum. Gerçekten. Gerçekten. Streç yapmayacağım. Çok yorgunum gerçekten. Enerji alamadığım için, sadece su içtiğim için ekstra böyle bir yorgunluk oldu. Normalde bu iki şeyde bu kadar çok yorulmuyordum. 10. gündeyiz. Yani kendimi alkışlıyorum gerçekten. Kötü bir haldeyim ama. Dün su orucuyla beraber aslında böyle enerjim birazcık bitikti. Bugün endoskopi, kolonoskopi olduğu için saat 4-4.30'a kadar aç kalmak durumundaydık. Bir günde geçti aslında su orucu. Sadece dün akşam çok küçük böyle bir yulaf lapası yaptım kendime. O da hani birazcık böyle dinç olmak için. Çünkü spordan sonra gerçekten öldüm. Hiçbir şekilde kendimi toparlayamadım. Beni gayet iyi tuttu. Bugün saat 4'e kadar. Şu an saat 8. Bugünkü sporumu da yapıyorum. Bu arada sporları artık akşam yapmaya başladım. Çünkü gerçekten gündüzleri inanılmaz sıcak oluyor ve katlanamıyorum o terleme şeyine. Bugün çok çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü birazcık şarjım az. Öyle. Hadi başlayalım. Şu an çok kötüyüm. Bugün sporu da bitti. Ben de bittim. O ayrı mesele. Şu an tek yapmak istediğim şey buz gibi bir suyun altına girip cos diye duman atmak. Deminden beri neler çektiğimi keşke kaydedebilse ama kaydedemiyor. Zaten sorun da orada. Kameram kafayı yedi. İlk önce hafıza kart hatası verdi. Sonra çekerken dondu. Ben aynı şeyi 4. kez çekiyorum şu an ve önümden bir sivri uçtu. Şu an... hafıza kart siparişi verdim bu arada. Ve umarım bu videoyu çekebiliyordur şu an. 4. kez. Sakin. Hala çekiyoruz. Çok şaşkınım. Ama mutluyum. Bu benim ilk gün yaptığım spor. Hatırladım şu an. Çok saçma sapan hareketler yapmıştım. Bilmiyorum şu an nasıl olacak. Ve bugün de kazasız belasız bir şekilde atlatmış bulunmaktayız. Yarın da 3 videomuz var. Ama sonra off günüm. Off günüm olmasına rağmen bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bugün 12. gün. Bugün 13. gün. Birazcık regim yaklaştığı için açıkçası çok fazla bir şeyler yeme isteği duyuyorum. Ve birazcık da şişkinlik olmaya başladı. Eskisinden daha çok artık böyle dayanabiliyorum süreleri. Eskiden birkaç hareket yaptıktan sonra bayılıyordum. Artık o kadar deyip böyle diye gidiyormuşum. Yine akşamın bir körü spora başlıyorum. Bugüne kadar giydiğim, beğendiğim, hatta almayı planladığım bütün kombinleri aşağıya size link olarak bırakacağım. Çünkü ben sadece bu programı yapıp bırakmayı düşünmüyorum. O yüzden de böyle kendime ciciler aldım. Hem birazcık motivemi yükseltiyor açıkçası. Hem de kendim gerçekten spor yaparken daha rahat hissediyorum. Dün mola günümdü. Ekstra bir şey yapmadım. Spor da yapmadım. Dün çünkü birazcık yoğundum. Aslında bugün de biraz yoğundum ama elimden geldiğince araya sıkıştırmaya çalıştım. Şu an saat 10.30. Ben böyleyken Chloe nasıl muhteşem görünüyor anlamıyorum. Bugün 16. gün. Ve yine saat 10. Sabah ilk işim bilgisayar başına geçmek ya da kamera karşısına oturmak oluyor. Artık sabahları yapmaya çalışacağım. Bu hafta birazcık daha düzene koymaya çalışacağım. Çünkü geriye sadece 10 günümüz kaldı. El bezim de görünüyor oradan. Şöyle çevireyim. Makyaj çıkarıp öyle spor yapacağım. Bu arada odam çok dağınık, video çektiğim için. O yüzden salonda, yani mutfakta. Yani burada çekeceğim videoyu.
Az önce en çok zorlandığım programlardan biri flat stomach yaptım. Gerçekten aşırı eğlenceli şeyler çıktı ortaya ama bilin bakalım ne oldu. SD kartım her şeyi kaydetti ama son veriyi kaydetmedi. Moralim bozuk bir şekilde bugünü bitiriyorum. Günaydın. Bugün birazcık erkenciyiz. Size zaten bahsetmiştim artık sporları sabahları yapmak istiyorum diye. Açım. Bir bardak su içtim ve üzerinden 20 dakika falan geçti. Tam tamına 5 gün sonradan merhabalar. Normalde çok hani istikrarlı devam ediyordum fakat regl'im çok yakındı ve olacağım gün gerçekten aşırı ağrım vardı. Zaten Chloe'nin de şöyle bir önerisi var. Regl olduğunuz günlerde spora ara verebilirsiniz demiş. Kötü beslenmedim ama çok çok da iyi beslenmedim. Her gün mesela yulaf lapasıyla başlamadım güne. Yani şu anlık böyle görünüyorum. Zannediyorum ki çok bir farkı yok geçtiğimiz günlerden. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama videoya sabah başlıyorum. Gündüz yaptığımla akşam yaptığım arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yine akşamları birazcık daha böyle kaslarımız yorgun olduğundan dolayı gündüz daha verimli bir şekilde hareketleri yapabiliyorsunuz. Neyse başlıyorum ya. Aman çok uzattık. Hadi. Bugün günlerden 19. Şu an tek kelimeyle öldüm. Sadece tek istediğim şey duş almak. Hiç iyi değilim. Bayram demiyorum, seyran demiyorum. Sporuma devam ediyorum. 21. gün tek bir videomuz var. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Bayramınız kutlu olsun diyeceğim ama bayram geçti. Hiç iyi değilim şu an. Bana karın kaslarımın varlığını hissetmek gerçekten çok tuhaf geliyor yani. Çünkü çok uzun zamandır yoklar. Ama sanki bir şeyler değişiyor gibi burada ha. Ne dersiniz? Şuradan bir şeyler çıktı. Buradaki çizgim belirginleşti falan. Bugün birazcık zor bir gün. Aslında çok da gün içinde yürüyüş yaptım falan. Hatta kaç bin adım attım acaba? 10.000 adım atmışım. Bir de üstüne şu an spor yapacağız. Ama yani o nasıl bir 11 adım? Ay öldük dirildik gerçekten. Çünkü sıcak çok fazla eziyor insanı. Haydi başlayalım. Sıra geldi şu an son videoya ama ben pertim. Haydi başlıyoruz. Bugün 22. günü yaptık. Geriye sadece 3 günümüz kaldı. Ve inanın nasıl geçecek bilmiyorum ama bu 3 gün gerçekten çok yorucu görünüyor. Özellikle de 3'er tane videodan. Herkese günaydın. Dünün programını yapamadım. Dün sabah çok erkenden evden çıktım ve gece 1 gibi eve dönmek durumundaydım. Ondan dolayı dedim ki programımız bir gün ileri attı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkese 25 gün sonradan tekrar merhabalar. Aslında videoyu şu an bitirdim. Gerçekten yarım saat önce bitirdim. Hemen hazırlandım. Sadece şöyle ufak bir talihsizlik yaşadım. Son 2 gün çektiğim videolar maalesef yanlışlıkla silmişim. Bunu ancak ben yapabilirdim ve ben yaptım. O yüzden son 2 gün yani dün ve bugün videoda yok maalesef arkadaşlar. İlk günde bahsettiğim gibi tekrar aynı kıyafetlerimi giydim geldim. Hemen vücudumu ölçmeye başlayalım. Tam şuradan ölçüyorum. 70-70.5 arasında gidip geliyor. Tam olarak buralardayım. Bütün ölçülerim burada. Belim 76 santimmiş. Belden 6 santim incelmişim arkadaşlar. 6 santim. Sonra kalçamı ölçtüm ama bu kıyafetin üzerinden. Tam almam gereken yerden alıp bakıyorum. 95. Yani. Ooo kalça basam 101 santimmiş. 6 santim. Ben her yerden niye 6 santim inceliyorum? Şimdi geldik göğse. Ya göğüsten vermeyeyim ya.
üzerinden ölçmüşüm. 83. Göğüs 84,5'muş, 83 olmuş. 1,5 santim incelmişim. O kadar bilmiyorum ki ölçmeyi. İki bacak, iki kol şeklinde ölçülürmüş aslında. Ama ben tek bacak ve tek kol ölçmüştüm. Şu an kolumu ölçüyorum ve 25. Normalde kaçmış? 27,5. 2,5 santim koluna bitmiş. Şimdi geldik asıl mesele iç bacak. Yani açıkçası iç bacaktan çok gitmedi gibi hissediyorum ama belli de olmaz. Tam şöyle en etli etli olan yerimden alıyorum. 55. Normalde kaçmış? Normalde de 58'miş, yani 3 santim incelmişim sadece bacaktan. Şöyle bir baktığımızda aslında hani 3 santim şundan bahsediyoruz. 6 santim şundan bahsediyoruz. Yani bu kadar incelmelerden bahsediyoruz. Bence bu çok güzel. Şu an bilemiyorum. Chloe Ting, sen ne yaptın? İlk 2 hafta çok çok iyiydi ama sonrasında regle olunca bir ara vermek istedim. Keşke onu hiç vermeseydim diyorum. Ondan sonra yeme düzenim de çünkü bozulmaya başladı. Arada kaçamaklarım oldu. Peş peşe 3-4 gün pizzalar yemiş olabilirim. Ama genel hatlarıyla ben şu anki durumdan çok memnunum. Umarım sizler de bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir ve size şu kadarcık da olsa ilham olabilmiştir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.